Napsaki. Dün o çorba yaptığımda geçen gün bir arkadaşım dedi de bu satın çorbalarda falan boya falan varmış ha. Benden duymadınız da. Ya bana satmasınlar onlar da. Adam gibi çorba yapsınlar. Tövbe ya Rabbi. Milletimi şey yapacak, zehirleyecek. Niye kandırıyorlar ki? Hiçbir zaman burada yazanın içindeki nasıl yoktur hiç. Her şey çoğunda. Bu Almanlar ne var işte? Hepsini çıkardılar ortaya işte. Hepsini gider döküyorlar. Yine değişmiş, yine yapıyorlar da hile. İyice boya, tat kazı. Mesela içinde şeftali olsa bu yoğurdu, şeftali yoğurdu. Aslında şeftali yok içinde. Şeftali tadı pul gibi bir şey, aroma sürüyorlar. Şeftali gibi geliyor mesela. Hep öyle aromalı. Gerçek içinde bir şey olmaz hiç. Biraz müzik açalım. Ne yapsak ki? Aman müziği ne yapacak ya? Benim bu tabağım müzikler. Bu tabağım. Ne söyleyecek arkadaşlarım? Ya beni biraz rahat bırakın lütfen. Şu mesajları artık yapmayın ne olur ya vallahi. Ne güzel konuşuyoruz bak, bir şey atıyorum mesela altına yazarak gidiyoruz, hepimiz oradayız. Tır sayfama gideceğim zaten bak, bu yüzden gide. Buraya pek bakmayacağım Ali Can'a. Sohbet etmeyen tır sayfasında görür orada yazımı. Oraya yazar. Orada pek mesaj işi yok. Ya ne güzel mesajlar var. Vallahi bak yine aynısını diyorum. Yine hep işte o yüzden bu lafları diyorum. Videolarım tadı yok ya. Bırakın şöyle bir kendime aklımdakileri konuşayım. Ama önce şikayet etmem lazım. Zabıtaya vereceğim sizi. Mahkemeye versem sizi asarlar. Asarlarla. Ulan kahveyi unuttuk yoğurt ilkine. Ya arkadaşlar mesaj yazmayın da kafama göre işler yapayım ya. Videolar falan konuşayım, ne bileyim, sohbet edelim böyle. Şu mesajı geçin abi nasılsın diye ya. Gözünüzü seveyim ya. İyiyim ya işte. Az önce yorumlarım ne geliyor görüyorsunuz işte. Ölsem haberim çabuk gelir. Demek ki ölmemişsin. Bırak öldüğü yere kadar gitsin diyor mu? Aman sen de. 2-3 gün Facebook'ta ne görünmezsem o zaman der, abi nasılsın, neredesin, ne oldu, bir şey mi? Ama her 10 dakika oradayım ya, en geç. Hem de onu yaz, yoruma yaz, niye onu saklıyorsun ki, abi nasılsın veya seni izliyorum, seni gördüm. Çok şeysin. Bazıları atıyor, helal olsun bak. Bak onları öyle o kadar seviyorum ki inan, yoruma attıklarında onu çekinme, yani çekilecek bir şey yok da. Ama bazıları mesajı tercih ediyor, neden? Özellik ne ya? Lan arkamdaki şey de çadır da şey gibi lan. Sanki sarı posta arabasının içinde oturuyorum gibi geldi bana. Kamyonun önündeymişim gibi sarı kızın. Ne yapsak ki arkadaşlar ya? Zello açacağım şimdi de. Çok kalabalık olur. Hiç konuşamaz. Sıra gelmez kimseye. Onun için böyle ne yapsak ki konuşalım. Hava güzel çünkü. Hep hava iyi olur zaten benim napsakilerde. Güneşten tenteyi de açtım. Oh. Ne diyecektim ki ya? Ümit gibi Hollandalı kadına. Ne diyecektim la diye. Mersin'e varınca da basın toplantısı yapacağım Ümit'le. Varayım da beraberiz Ümit'le orada. Bakalım bir iki video çekersek. Ne yapsak ki? Cuma günü tatile çıkıyorum. Yani şey yarın son gün aslında da cumartesi de 3-5 saat gideceğim sabah erkenden. Bir arkadaşa yardım edeceğim. O da öyle biraz sakat gibi benim gibi de. İkimiz bir adam oluruk yani, onun için ona yardımcı olayım. Değilse çalışmıyordum aslında, boşum. Tatil başlıyordu yarın 9'dan sonra, 11'den sonra. Ama 17'sine kadar buradayım, yine sormayın ha. 17'sinde çıkacağım yola.
Çünkü daha halen yazanlar var. Mersin'de ne zaman geliyorsun, ne zaman çıkıyorsun yola falan, ne bileyim. Bundan sonra mesajı açmayacağım. Gerçek diyorum. Darılmayın. Bana darılmayın. Mesajı açmayacağım. Ya önemli şeyler olur da yazılır. Veya önemli şeyler gelir o da gitmesin arada. Yazık. Şimdi bir de arama çıktı arkadaş. Telefonunu çaldırıyorlar buradan. Delireceğim ya, delireceğim. Tam birinden konuşuyorum veya telefonum kesiliyor. O geliyor önüme. Facebook telefonu. At kotele diyor cinler şu telefonu neyi kır kapat ama olmuyor ya. Kardeşim gecenin 22'si olmuş ya. Almanya'da biz sabah 5'te kalkıyoruz ya. Gecenin sen nasıl telefon açarsın ki yani burada öyle akşamüstü 17-18'den sonra telefon melefon olma kimse kimseyi rahatsız etmez yani. Affedersin. Biz sabaha kadar oturmuyor ki gece 3'e kadar da arkadaşımı arasak. Müzumsüzüm birini arasak müzumsüzce konuşsak. Ne gördün lan? Ne? Gidiyor mu yarın oraya bir gidelim hadi bam diyelim. Yani böyle şeyler olmaz. Onun için insan ailesiyle yani baş akşamları biraz böyle sakinlik. Gündüz de olsa hem telefon. Arkadaşım ben kardeşim Ümit'le bile zor konuşuyorum mecbur kalmadıkça. Ben telefondan gıcık alırım. Telefon çaldı mı ben gıcık alırım. Çünkü ben 94-2011'e kadar buradaydım. Her telefon çalışta korkardım ev telefonu falan. O zaman şey yoktu cep. Türkiye'den biri mi öldü de mecbur muyum gideceğim şimdi diye. Hep bu korku bende hala daha kafamda yani. Telefon çaldı mı korkarım. Zaten sesine açık olmaz be. Gıcık alırım ya. Ben telefondan gıcık alıyorum. Mecbur kalmadığım sürece konuşmam ben bununla. Yazmayı idare ediyor yani. Ama konuşmayı istemem. Telefon çaldı mı delleniyorum. Ya abi sen ne adamsın diyeceksin. Sen bir acayip bir tipsin. Ya ben böyleyim arkadaş. Acayip tipim ben ya. Ne bileyim. Bazı böyle müzumsuzluk huylarım var yani. Hem de arkadaş hiç görmedim seni. Tanımıyorum. Ya tamam ne diyeceğiz? Abi nasılsın? Ben de iyiyim. Tamam sen de bitti. Ne diyelim ondan sonra? Nereden konuşacaksın? Ha videolarını tamam ama seyret bak. Ya bırakın. Seyret arkadaş. Yazmana da gerek, yoruma da gerek yok. Seyret. Hoşuna gittiyse ne güzel. Çekil otur kenara seyret. Gül. Bana niye diye gerek yok ki. Ben onlara beğenilmiş, beğenilmemiş diye hiç ilgim yok. Bakmıyorum. Ben kendime yaptığım için yani. Onun için siz de gülüyorsanız ne mutlu. Seyredin ama beni rahat bırakın da daha iyisini yapayım. Aklıma daha ilham gelsin. Kafam hep mesajlara şey de onun için yani. Bir şey müzik neyi dinleyemiyorum ki. Zıp 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 yukarıdan ekran doluyor hemen. Instagram'da duracağım herhalde bundan sonra. Orada mesaj yok. Bazı yorumlar görüyorum arkadaşlar. Vaktim olduğunda giriyorum. Mesaj yazıp çıkıyorum altına cevabını. Ne güzel. Kimse mesaj falan yok. Zaten diyor ama tır sayfamda duracağım. Admine Uğur'um var benim. Uğur benim admin. Avusturya'da, Viyana'da. Ona bir yardımcı lazım. Bakalım bakalım. Ama kimse bana demesin abi ben olurum falan. Ben bakıyorum. Ben bana var ya Uğur gibi biri lazım. Yüzüne baktın mı? Sevimliliği belli olacak yani. Yani saygılı olduğu yani öyle. Bana öyle yok ben tırdan anlarım abi. Ben adminlik yaptım. Tır adminliği şunlar. Bana önemli değil ki tırcılık mırcılık öyle. Kim olursa olsun insan gibi insan yani. Bakınca bileyim de bu tamam. Bu çocuk efendi saygılı olur karşısında. Kimseye kaba konuşmaz, kimseye hakaret etmez. Alttan alır, güzel yorum yapar, çeker. Bana öyle biri lazım. Uğur'a yardımcı, Uğur'a yazık ya. Çocuk gece gündüz oturuyor. Koçum benim. Viyana'ya geleyim de. Öbürlerinin vakitleri yok. Biri İzmir'de okuyor Barış. Öbürü de Kütahya'da herhalde. Benim Sülo, ilk adminim. Aktrosçu. Bunlara dedim okul bitmeden sayfaya girmek yok. Sadece tatillerde gireceksiniz. Önce okul gelir. Ne yapsak ki arkadaşlar? Canım sıkılıyor yine. Bari 10 dakika olmuş daha bir bok şöyle bir bok diyorum. Bir şey konuşmadım ha öyle adam akıllı. Bir ceviz kabını doldurmaz. Ne yapsak ki? Kütür demez ama da mikrofon yanımda.
Beni Türkiye'de soranlara da tekrar bir daha diyeyim arkadaşlar. 5-6. 6 Temmuz'dan önce aramayın lütfen. Hiçbir yere gidemem. Tekrar diyorum yani, hatırlatma olsun. Daha önce Türkiye'deyim de 19'unda falan, Haziran'ın. Ama hanımla ben sadece ayın 6'sına kadar Temmuz'un. Şahsi tatilim yani. Hem beni görüp de ne yapacaksınız ya? İşte videolarımı görüyorsunuz ya. Benden görüşüp de ne olacak arkadaş? Tesadüf denk gelir de, oh ben seni tanıyorum hala Ali abi falan. Oh, olur tamam. Ama bir sürü davetler, gözünüzü seveyim ya. Beni şaşırtıyorsunuz ya. Allah razı olsun. Ama ben bir yere kendi kendimi davet etmek istiyorum şimdi bak. Benim bir arkadaşım var. Balıkesir'de. Geçenlerde konuşmuştuk, yazışmıştık. Balıkesir güzel falan diyordu. Dün de bir arkadaşım dedi, oralar çok güzel falan diye. Aa, dedim o zaman benim orada arkadaşım var. Bak ben onu kendimi bir oraya bir davet edeyim dedim, Balıkesir'e. Belki Bursa'ya gideceğim ya. Belki Bursa yakınmış oraya, Balıkesir'e. 70-80 kilometre demişti arkadaş konuştuğumuzda. Belki Balıkesir'i görmek isterim bir oraları. Hele bir gelsin de o günler. Ne yapsak ki arkadaş? Aman sen de ya. Sütü içmiyorum ama yoğurt seviyorum ya. Yoğurtla peynir zaten benim yediğim günlük şeyler. Başka yemek ne öyle yemem ben pek. Etli falan hiç. Oh. Ne diyecektik? Ne yapsak ki? Ne sorunuz vardı ya başka ya? Tır sayfasında sorarsınız ya. Orada söylerim. Abo 15 olmuş.